Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta son bir yılın en popüler teknolojisi olan Metaverse teknolojisi ile hukuk arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz olacak Maltepe Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu hocamız telefonla yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'la beraber olacağız ve Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Söz sizde efendim. Teşekkür ediyoruz. Bilal Bey, bu hafta size Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yeni bir hizmetten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ihtiyaç halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kişiler ülkemizin her yerinde başvurularda bulunuyor. Ve bu başvurular esnasında değerlendirmelerin yapılması için kişilerden birçok belge ve bilgi isteniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuyla ilgili yeni bir çalışma yaptı ve devlet kapısından Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti isimli bir hizmet açtık. Bu hizmet aracılığıyla artık kişilere devlet kapısından bir izin vererek bütün vakıflara belge bilgi götürmeksizin sorgulamalarını web servisler aracılığıyla yapmalarını sağlıyorlar. Hı hı. Sosyal yardımlarla ilgili aslında hizmetlerin dijitalleşmesi anlamına geliyor bu. Dijitalleşmesinde çok önemli bir adım. Artık kişilerden birçok noktada bilgi ve belge istenmeyecek. Harika. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Hanım'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk her hafta olduğu gibi. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Maltepe Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu hocamızla beraber olacağız ve son bir yılın en popüler veya popülerleştirilen teknolojisi Metaverse teknolojisini konuşacağız. Hukuk arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi ele alacağız. Bir hukukçu gözünden bakmaya çalışacağız. Özellikle bu evrenle ilgili anlatılan insan yaşamına dair hemen hemen her türlü faaliyetin olacağı planlanıyor. Bize böyle aktarılıyor. Yaşamsal faaliyetler, ticari faaliyetler, eğlence gibi faaliyetler ve bu faaliyetlerin başka bir evrende, Metaverse evreninde olacağına dair faaliyetler olunca hukuk da işin içine giriyor. Mete hocamız telefon attığımızda. Mete hocam. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Harika. Şunu konuşmak istiyoruz. Metaverse teknolojisiyle ilgili teknik bir program yapmıştık geçtiğimiz aylarda ama bir hukukçu gözünden Metaverse ne ifade ediyor? Sizin bakış açınızla böyle başlayalım mı? Olur, seve seve. Yani ben Metaverse'ü hukuk alanında yeni bir meydan okuma, yeni bir laboratuvar olarak algılıyorum. Çünkü bildiğimiz, bilmediğimiz ve değişmekte olan, değişecek olan pek çok yeni parametre, kriter ve konuyu bünyesinde barındıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla Metaverse bizim için bir hukuk laboratuvarı aslında. Güzel bir tanım oldu bu. Peki bu laboratuvar önemli. Diğer teknolojilerde hemen hukuk ilişkisini sorgulamıyoruz veya konuşmuyoruz. Hiç gündeme gelmeye de biliyor ama burada bayağı ciddi ciddi bu işte gizlilik, mahremiyet, fikri sinahi haklar, mülkiyet gibi birçok temel hukuk felsefesi konusu konuşulmaya başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuşmayı veya meydan okumayı? Evet, yani tabii Metaverse'ün bir yanı çok yeni değil. Bundan kaynaklanıyor bence. Çünkü 12-13 yıl evvel ortaya çıkan iki farklı teknolojinin birleştirilmesiyle, geliştirilmesiyle ortaya çıkan bir aşamadayız, bir süreçteyiz. Ne bunlar? Virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik ve augmented reality dediğimiz artırılmış gerçeklik. Bu iki teknoloji yeni değil ama yeniden bir anlam kazanma eşiğinde 10-12 sene evvel ilk sanal gerçeklik gözlükleri, sanal gerçeklik oyunları, artırılmış gerçeklik teknolojileri çalışırken çok popülerleşmedi, yaygınlaşmadı. Fakat bugün kriptografiyle, blok zincirle beraber bir popülerlik kazanma, yaygınlık kazanma şansı yakaladı. Tabii bir de buna Facebook'un rekabetçi gücünü Meta ile koruma çabası eklenince
Metaverse hızlı bir şekilde gündeme geldi. Hukuk tarafında da konuyu kuvvetli bir şekilde tartışmaya, araştırmaya başlamamız bu sayede çok güzel beslendi açıkçası. Çünkü bu arada veri koruma hukuku gelişti. Doğru. Kriptografi gelişti. Dijital varlıklar, dijital nesneler üzerindeki hak sahipliği, mülkiyet sahipliği tartışmaları gelişti. Oyunlaştırma çok endüstri haline geldi. Dolayısıyla Metaverse bu pek çok farklı teknolojinin kavramını, uygulamanın bir kesim kümesi olma potansiyeli taşıyor ve bunların hukuk tartışmalarını da bünyesinde barındırıyor. Hı hı. Sözün itibarı ve güzel yayın için telefon çok yakın olunca patlama yapabiliyor. Hem sizi hem dinleyicilerimizi belki rahatsız edebilir. Biraz uzaklaştırabiliriz. Daha da rahat olabilir. Peki hocam, şöyle diyebilir miyiz? Bu laboratuvar yeni bir laboratuvar. Çok da güzel bir tanım olduğu. Çünkü laboratuvarda yeni şeyler ve ortaya çıkacak demektir. Hukuk felsefesi açısından değişen şeyler olacak mı? Çünkü bunu anlatanlar veya pazarlayanlar bir anlamda, ben biraz da öyle düşünüyorum. İnsan hayatına dair hemen hemen her türlü faaliyetin bu sanal evrende, tırnak içinde, olacağından bahsediyor. Bu hukuk felsefesini değiştirir mi veya bazı şeyleri? Değiştirir. Hukukun felsefesi de genel çerçevesi de son 8-10 yıldır değişiyor, gelişiyor. Teknoloji bunu sürüklüyor peşinden, buna liderlik ediyor. Metaverse'deki merkeziyetsiz yapılar, internet olarak özelliği göstermeyen intranet dediğimiz kapalı devre yapılar ön plana çıkacak bence. Bu da tabii sadece felsefe değil, yani hukukun felsefesini değil, insanın yaşam felsefesini, ahlak kavramını, din kavramını, ekonomiyi oldukça etkileyecek, değiştirecek bir potansiyele sahip bence. Hukukun felsefesi de dolayısıyla artık belki fiziki dünyanın hukukunun felsefesiyle fiziki olmayan dünyanın, mülkiyetin, ekonominin, yaşamın, uyuşmazlığın felsefesi kendi kriterlerine göre ayrılabilir. Peki siz bunları ben takip ediyorum, gündeme getirip konuşmaya da başladınız çeşitli panellerde, konferanslarda. Mesela örneklendirelim mi? Mesela mülkiyet şu anda bildiğimiz, hepimizin algıladığı, kabul ettiği bir anlamda insanda bir mülkiyet kavramı var. Metaverse evreninde ki mülkiyet kavramında örnek veriyorum. Siz başka örnekler de verebilirsiniz. Neler değişiyor? Yani tabii değişen şeyler çok çeşitli. Hangi birini nasıl söyleyelim? İnanın bilmiyorum. Birkaç örnekle izah etmeye çalışıyorum. Lütfen. Mesela şu bahsettiğiniz çalışmalardan bir tanesi 17 Mayıs'ta yapılacak. Metaverse ve hukuk panelimiz. İşin hukuk boyutunu çok açılı olarak ele alacağız. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılacak. Bu etkinlik planlandı. Duyurusu da birkaç gün içerisinde gerçekleşecek. Böylece biz konuyu çok açılı olarak sürekli hukuk toplantılarında farklı uzmanlarla ele alıyoruz. Ama benim çalışmalarım itibariyle ilk olarak kişisel verilerin korunması konusu çok hassas bir noktada. Çünkü Metaverse uygulamalarının temelinde aslında gerçek dünyadaki tüm işlenebilir verinin esas alındığı platformlar ve uygulamalar karşımıza çıkacak. Yani eğitim metaverse'ünde, sağlık metaverse'ünde, oyun metaverse'ünde, ki her endüstrinin kendi metaverse'ü, her şirketin kendi metaverse uygulaması olabilir. Aslında fiziki dünyada sahip olduğumuz datayı işleyerek üzerine yapılandırdığımız platformlardan bahsediyoruz. Bir, kurarken veri işleyeceğiz. İki de kullanırken veri üretip işleyeceğiz. Yani erişim, kullanış, tüketim, etkileşim, buradaki davranışlar, buradaki etkileşimler, ortaya çıkan sonuçlar, geliştirmeler ve harcamalar hepsi bize yeni veri parametreleri olarak geri dönecek. Dolayısıyla veri koruma hukukunda genel nitelikteki ve hassas biyometrik, sağlık, finansal dediğimiz veri kategorilerinde Metaverse yeni bir ciddi bir laboratuvar olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi, kişisel verilerin korunması dışında benim yine özel ilgiyle çalışma alanlarından olan entelektüel ve endüstriyel mülkiyet alanında karşımıza çıkıyor. Çünkü NFT ve kriptografi ile Metaverse'deki varlıklarımızı sertifikalandırmak, gerçek dünyaya aktarmak, diğer dijital platformlarda almak, satmak, depolamak, değerlendirmek gibi olanaklarla, olasılıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii Metaverse'de bir tasarım, bir platformdan bahsediyoruz. Bunun markası olacak, bunun tasarımları olacak, bunun içerisinde dükkanlar olacak, bunun içerisinde alışveriş olacak, yapay zeka algoritmalarıyla perakendecilik faaliyetleri olacak. Bu da bizim fikri mülkiyet hukukunda, endüstriyel, entelektüel mülkiyet hukukunda uyguladığımız testleri ve kriterleri tekrar gözden geçirmemize,
buradaki akla, zekaya, uygulamaya ve altyapıya uygun hale getirmemiz gerekli kılacak. Çok radikal değişiklikler öngörüyor musunuz? Fikri Sinai Haklar sanırım üst pencereden, üst şemsiye olarak. Ekseninde değişim öngörüyorum tabii ama bu değişimin süresi metaverse yazılım ve donanımlarının ergonomik hale gelmesi ve ucuzlaşıp yaygınlaşmasıyla mümkün olacak. Yani mesela uluslararası bir grubun geçen hafta yayınladığı bir raporda 2030 yılına kadar 1 milyar kişinin metaverse kullanıcısı haline gelmesi, yine 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar hacimde bir pazar haline gelmesinin öngörüldüğü raporlandı. Çok ciddi 200 sayfaya yakın bir rapor, araştırma raporunda. Bu 2030 öngörüsü önümüzde bir süreç olduğunu gösteriyor. 7 milyar, 8 milyar insanın olduğu bir dünyada 7 yıl içerisinde 1 milyar kullanıcıya ulaşmak önemli bir eşik aslında. Ama bunu hızlandıracak bir faktör var. O da dediğim gibi hem metaverse yazılımlarının hem de bunlara etkileşim sağlayan donanımların pratik, ergonomik ve ulaşılabilir hale gelmesi. Bundan sonra zaten veri işlemeden tasarım hukukuna, marka hukukundan haksız rekabete, patent hukukundan eğitim teknolojilerine kadar önemli değişimler ve yasal yansımaları karşımıza çıkacak bence. Hukuk alanında yaptığımız programlarda hep şunu söylemişti değerli katılımcılarımız, hukukçularımız. Hani olay oldukça aslında bir problemle karşılaştıkça içtihatlar ortaya çıkacak. Bu tarafta da Metaverse tarafında da mı böyle olacaktır? Öne almak mümkün değil o zaman. Öyle anlıyorum. Evet. Yani ben... Ya problemler karşılaştıkça mı herhangi bir Metaverse uygulaması içinde, örneğin bir oyunda veya bir arsa satışında, hani çok popüler olduğu için söylüyorum. Evet. Tabii şimdi yeni bir teknolojinin tamamını öngörüp ona özel önceden bir yasal kural ve çerçeve çizmek kolay değil. Evet. Fakat mesela yapay zeka alanında çalışmalar yürüyor, sürdürülüyor. Çünkü henüz yapay zeka çok yaygınlık kazanmış değil ama kazanması halinde ne gibi temel ilkelerle regülasyonlar, yapılar oluşturmak, yasal düzenlemeler yapmak gerekir diye devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar geleceğe hazırlık. Bizim Metaverse için de benzer ön çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani çıktıktan sonra bir ürün piyasaya, ona tekil düzenleme yapmak bir ihtiyaç tanıdıkça, gördükçe ama geç de kalmamak lazım. Onun için ana hatlarıyla, ana çerçevesiyle temel kurallarını belirledikten sonra detaylarını tekil düzenlemelerle yönetmek daha doğru bir strateji. Onun için biz dünyadaki yapay zeka ve Metaverse alanındaki tüm yayınları, raporları, çalışmaları takip ediyoruz. Ülkemize aktarıyoruz, panellerle paylaşıyoruz, tartışmayı açıyoruz ki bunun hem lobisi, hem genel kültürü, hem terminolojisi tartışılsın. Örnek vermek gerekirse 2003 yılında biz bilişim hukukuyla ilgili çalışmaya başladığımızda bir grup akademisyen ve uygulamacı olarak bilişim hukuku terminolojisi dahi yoktu. İnternet ve hukuk olarak adlandırılıyordu falan. Doğru. Zamanla bu bilişime dönüştü. Çünkü bilgi çağıyla ve bilginin karşılıklı etkileşimle çoğaltılmasıyla anlam kazandı. Şimdi Metaverse diyor ki bilişim çağını, bilgi çağını kapatıyoruz. Bunun yerine etkileşim ve deneyim çağına geçiyoruz. Yani ekrana bakma, ekranın bir izleyicisi olma, ekranın bir parçası ol veya ekranın içerisine gir. Ekrandakine dönüş demek istiyor. Bunu dikkate alarak bu değişim ve dönüşüm hukukta elbette bir çerçeveye, bir öngörüye sahip olmak durumunda. Şu yüzden soruyorum hocam, bu işin bayraktarlığını Facebook yapıyor gibi gözüküyor. Yani şirket ismini değiştirerek başladı ve öncülüğünü o yapıyormuş gibi, belki de bir iş modeli bu, öyle görünüyor. Diğer şirketler farklı alanlarda arkasından geliyor ama Facebook'un bu anlamda hukuk tanımaz, ben öyle nitelendiriyorum, bir sicili olduğu için Metaverse uygulamalarında da kendi yaratacağı dünyada da hukuk tanımaz işler yapıp bir yere geldikten sonra hukuk oraya çok kolay müdahale edemiyormuş gibi olan olmuş oluyor. Örneğin kişisel verilerden bahsettiniz, sizin uzmanlık alanınız. Yani artık sere serpe adeta kişisel veriler tüm dünyaya yapılmışken, dağıtılmışken bununla ilgili hukuki düzenlemeler çok zor olmuyor mu? Metaverse'de de aynı tehlike var mı aslında, onu sormak istiyorum. Tabii doğru söylediğiniz şey çok önemli bir tespit. Dünyada birbirini tanıyan 216 tane devlet var. Bu da 216 tane farklı yasa koyucu demek aslında. Ülkeler bazında yasaların uyumsuzluğu
kişisel veriler alanında olduğu gibi çatışmalar, belirsizlikler, uygulama güçlükleri yaratıyor. Bunu gidermek amacıyla kurulan organizasyonlar var. İşte mesela WIPO, Dünya Fikir Mülkiyet Örgütü bunlardan bir tanesi. Uyum, mevzuat uyumunu sağlıyor uluslararası seviyede. Metaverse sahasında Facebook aslında çok bayraktar değil ama iyi bir oyuncu. Hı hı. Çünkü Metaverse'ü ondan önce başarılı şekilde hayata geçirmiş çok fazla oyun endüstrisinde, perakende endüstrisinde, bankacılık endüstrisinde örnekler var karşımızda. Facebook'un pozisyonu yüksek nitelikte yaygın bir veri setine sahip olmasından kaynaklanan bir avantaj aslında. Facebook'u buna iten şey de rekabetçi gücünü korumak. Yani rakipleri çoğaldı. Hı hı. Penetrasyon sayıları eskisine göre düştü. Penetrasyonla kastettiğimiz şey bir anda veya bir günde onun sistemlerini ve platformlarına erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı ve erişim sayısı. Bu erişim sayıları tabii gelir olarak dönüyor bu platformlara. Bu düşünce yeni rekabet alanlarına ihtiyaç olduğu, bunu hissetti. Daha önce biliyorsunuz kripto para girişiminde bulundu Facebook. Fakat bu maalesef evet. Başarısız oldu. Şimdi Metaverse'deki diğer mesela örneğin Roblox'un oyun endüstrisinde geliştirdiği veya Nike'ın perakende sektöründe veya Walmart'ın perakende sektöründe geliştirdiği Metaverse'lere henüz Facebook'un geliştirdiği bir Metaverse uygulaması aktif olarak mevcut değil. Launch edilmiş, piyasaya sunulmuş bir örneği bulunmuyor. Fakat elindeki data seti, bahsettiğimiz veri koruma ihlalleriyle tartışmalı, bunlarla bezeli veri seti bir rekabet avantajı sağlıyor gibi görünüyor. Bunu bekliyoruz merakla nasıl bir şey olacağını, nasıl bir çalışma ortaya konulacağını. Tabii şimdi kişisel veriler bakımından bahsettiğimiz ihlaller yasal düzenlemelerden sonra ortaya çıkan değil ama yasal düzenlemelerden sonra fark edilen ihlaller. Doğru. Buradaysa neyin olabileceği risk analizi yapılabilir. Biz bunlara yasal risk analiz raporlaması diyoruz. Yani bir ekosistemde, bir girişimde, bir dijital ve yenilikçi finansal teknoloji, sağlık teknolojisi veya oyun teknolojisi, eğlence teknolojisi ürününde ürünün hayata geçirilmesinden evvel yasal uygunluk ve risk analiz raporu oluşturulması hem kamu tarafında hem de girişimciler tarafında mümkün. Yani eskisi gibi kervan yolda düzelir demiyoruz. Plan, program, analiz ve stratejiyle yönetebiliriz diyoruz. Çünkü insan aklı ve yeteneği artık bunları yönetebiliyor açıkçası. Hı hı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Maltepe Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu ile çok özel bir konu üzerine sohbetimiz devam ediyor dijital hayatta. Hocam şeyden bahsettiniz. Bu gizlilik, mahremiyet gibi konulardan örnek verdiniz. Bir tehlike görüyor musunuz Metaverse veya bireysel olarak işte bize önerileriniz olur mu bu konuda kullanırken? Örneğin hani çok gündemde olduğu için sormakta fayda evet. var. Arsa satışları gündeme geldi. Bayağı da popüler oldu. Evet. Bunlar için bireysel olarak neler yapmalıyız farkındalık olarak? Evet, yani tabii veri mahremiyeti önemli bir konu. Her alanda kişisel verilerin korunması ve mahremiyeti yani fiziksel dünyada ve dijital temas noktalarında önemli. Metaverse'de biraz daha önemli olacak gibi görünüyor. Çünkü yoğun bir veri işleme ihtiyacı var Metaverse yapılarının. Hem kurulurken hem de kullanılırken. Burada tabii hangi metaverse'ler kullanılıyor, kim bunların yayıncısı, bunların veri koruma politikaları neler, bunları kullanıcının izlemesi, incelemesi gerekiyor açıkçası. Çünkü bunlar tek taraflı, bir tarafın hazırladığı, diğer tarafa sunduğu metinlerden oluşan şartnameler. Hı hı. Kullanıcı bilinci bu noktada çok yüksek değil. Kullanıcı kişisel veri konusunda ancak kendisine doğrudan temas eden bir durum ortaya çıktığında tepki gösteriyor. Ama bilmek gerekir ki geleceğin ödeme aracı veri olarak tanımlanır ve payment by data yani veriyle ödeme paranın yerini alacak bir alternatif olarak tanımlanır son 10 yıldır. Özellikle Avrupa Birliği'nde bununla ilgili çok çalışmalar, direktif hazırlıkları var ve geleceğin yakıtı olarak algılanır veri. Onun için hiç kimse kişisel verisini bila bedel ve kontrolsüz bir şekilde tanımadığı bilmediği üçüncü kişilerin kullanım ve işlem alanına açmamalıdır özünde. NFT bazı Metaverse arsa işlemlerinde de tabii dikkatli olmak lazım. Çünkü bir toplumun bir grubu bunu çok komik, çok anlamsız ve çok riskli buluyor. Buna mukabil diğer bir grubuysa bunu varlık sahibi olmak, sınıf atlamak, iştahlı olarak katılım. Araç olarak algılıyor. Evet. İki tarafın da pozisyonu
tek başına ve doğru veya yanlış değil açıkçası. Burada kişi bazlı değişkenlikler gösterecek konumlanmalar söz konusu. Ama günün sonunda yani herhangi bir marketten ürün alırken gösterdiğimiz özeni, dikkati burada da göstermek durumundayız. Çünkü burada bir pazar var, burada da bir hizmet ve ürün var ve ticari bir alandayız günün sonunda. Dolayısıyla ticari alanda bunun ticaretini yapan kişinin o tezgahı kurduğunu, o hazırlığı yaptığını, pazar analizini yaptığını, bir fizibilite raporu üzerine bir ürünü bu pazara sunduğunu, bizimse bunun acemisi olduğumuzu, kullanıcısı olduğumuzu onun kadar analiz etmeden orada bir takım işlemler ve eylemler yapmamızın risk yarattığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biraz temkinli olmak, biraz şey yapmak, görerek, düşünerek, okuyarak ilerlemek önemli. Ben şey için de söylüyorum bunu Bilal Bey. Bu kripto paralar, kripto varlıkların satışı ve işlemlerinde de white paper dediğimiz dokümanlar var. White paperlar o kripto varlığın, NFT'nin veya kripto paranın özelliklerini, teknolojisini, fonksiyonlarını, entegrasyonlarını, bunu kimin yaptığını, niye yaptığını, ne işe yarayacağını, ne işe yaramayacağını anlatan dokümanlar. İlk emir oku. Sadece okumanız gerekiyor. Güzel. Fakat hocam, okunmuyor. Yani ikmal ediliyor maalesef. Şunu sorabilir miyim? Son bir dakikamız kaldı. Çok da aslında istifade etmek de istiyoruz. Bir arsa satışıyla bu konuda dolandırıcılığa maruz kalınabilir. Hukuksal bir mecra var mı bu işe girmiş ve dolandırılmış bir birey için? Çok trend ve popüler olduğu için soruyorum. Buna özgülenmiş bir uyuşmazlık çözüm mekanizması mevcut değil ama mevcut mekanizmalar bunu çözebilecek yeterlilikte. Neyi kastediyoruz? Bütün mahkemelerde, bütün adliyelerde bilişim savcılıkları var. Bütün mahkemelerde fikri haklar, sınai haklar mahkemeleri var. Bunlar uzmanlık mahkemeleri. Bütün emniyet birimlerinde siber güvenlik birimleri var. İdari yapılarda uluslararası siber olaylara müdahale merkezleri ve ekipleri var. Dolayısıyla bu alan ve konu böyle başıboş, muhatabı olmayan, hiçbir görevlisi, hiçbir denetçisi olmayan alanlar değil. Doğru yerde, doğru kişiye, doğru içerikte, doğru zamanda başvurarak bir ihlalle karşı karşıya kalındığında kişiler haklarını takip edebilirler. Buradan bu noktada da maalesef biraz farkındalığımız zayıf. Evet. Yani yokmuş veya neresi varmış konusunda bilgi eksikliği var. Son 10 saniyede şunu sorabilir miyim? Metaverse ile ilgili burası yaşamsal bir insan hakkı olacaktır. Böyle bir temel hak tanımlaması yapılabilir mi ileride? İleride olabilir ama biz yeni şu an olarak anayasalarda yer almasını istediğimiz yeni nesil hak bilişim hakkı veya teknolojiye erişim hakkı. Bunu sağladıktan sonra alt nüvesi olarak bunun türleri gündeme gelebilir ama şu anda biz henüz söz konusu değil. Şekilde bilişim hakkı ya da teknolojiye erişim hakkını bile anayasal yeni nesil bir hak haline getirmeyi başarabilmiş değiliz maalesef. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeklerinize sağlık. Vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim. Sağ olun. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Şeref verdiniz. Maltepe Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mete Tevetoğlu ile çok zor yeni bir konuyu konuşmaya çalıştık. Metaverse ve hukuk. Bu programımızın kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.